Oyunla ilgili öncelikle Sivasspor'u tebrik etmek lazım. Bugün hak edecek bir oyun oynayıp haklı bir galibiyet aldılar bana göre. Bizden çok daha fazla mücadele ettiler, daha fazla koştular, daha organizelerdi sahada ve doğal olarak oyunu kaybettik. Son 20-25 dakikada Eren'in sakatlanması erken hamle yaptık biraz. Bizi 10 kişi bıraktı tabii artık 3-1'den sonra çok 10 kişiyle oyunu çevirecek bir durumumuz yoktu. Öncelikle üzgünüz kaybettiğimiz için. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersleri çıkartıp bundan sonraki kalan 3 tanelik bir tane kupa maçı var. Bu 4 maçta iyi oyunları oynayıp tekrar bir geri dönüş yakalamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Ama tabii bundan öncesine baktığımızda 7 maçtır mağlup olmuyoruz. İlk defa mağlup olduk kendi sahamızda ve kötü bir oyunda mağlup olduk. Hak ettiğiniz bir mağlubiyetti bana göre. Ligde bu tür mağlubiyetler oluyor. Her zaman kazanamıyorsunuz. Oyuncularımız da haftalardır erken sezonu açtık, UEFA oynadık, lig oynadık. Oyuncularımızın tempolarının düşmesi gayet normal. Biz bu düşüşü zaten bu haftalarda teknik ekip olarak bekliyorduk. Ama işte nasıl bu düşüşü engelleriz, nasıl bunun altından kalkarız diye de aramızda çok konuştuk ama bazen bazı şeyleri engellemek maalesef çok kolay olmuyor, zor oluyor. Ama bugün itibariyle özellikle takım savunması anlamında, bireysel savunma anlamında, koşu mesafeleri anlamında ve birlikte hareket anlamında çok bizim için sıkıntılı bir müsabaka oldu. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersleri çıkartacağız tabii biz de. Oyuncularımız da çıkartacaklar. Önümüzde kalan 3 maç var. Bu 3 maça iyi hazırlanıp en iyi şekilde ilk yarıyı bitirmek istiyoruz. Yani Sivasspor'un nasıl bir takım olduğunu biliyoruz. Hafta içi de buna çalıştık. Evet, geçiş oyunu oynayan bir takım. Bunu çok çabuk yapan bir takım. Öne çok hızlı çıkabilen, kontraya hızlı çıkabilen bir takım. Bunların hepsini biliyoruz. Ona göre çalıştık. Oyuncularla konuştuk. Ama yani konuşmayla maç çok aynı olmuyor tabii. Yani biz konuştuk, önlemlerimizi aldık ama oyun içerisine baktığımız zaman maalesef hiç önlem almamış gibi göründük. Bu da takım halinde topun arkasında sağlam duramadık bugün. Özellikle onu söylemek lazım. İyi savunma yapamadık. Takım savunmasını iyi yapamadık. Onu söylemek lazım. Haklı olarak da kötü bir mağlubiyet aldık ama yani sizin dediğiniz gibi çok ben iyi bir oyun oynadığımıza katılmıyorum. Bence ilk yarının 20 ile 30 ile 45 arasında oyun bizim üstünlüğümüze geçti. O bölümü iyi oynadık ama ikinci yarı zaten Eren sakatlanınca 10 kişi kaldık. Ondan sonra oyunu çevirecek durum zaten çok zor söz konusu değil bence çevirmemiz. Ama özellikle ilk yarının bir 15-20 dakikası iyi oynadık belki. Sonlarda 2-2'yi de bulabilirdik ilk yarı pozisyonlarımız da var ama yani genel fotoğrafın bütününe baktığımız zaman takım olarak çok iyi oynadığımız herhalde söylenemez bugün itibariyle.